Sevgili dostlar, selamünaleyküm. İnsanın mutlu olmaması için hiçbir sebep yok şu dünyada. Çünkü Cenab-ı Hak her şeyi güzel yaratmış. Allah'ın bir ismi El Cemil, bir ismi El Muhsin, bir ismi El Musavvir, El Müzevvin. Rabbim her tarafı süslemiş, güzel yaratmış. Kendisi güzel, yarattıkları güzel. Kainata eğer biz güzel olarak bakarsak, yani ne güzeldir değil de ne güzel yaratılmış dersek, her güzellikte, her güzel şeyde Rabbimizi anarsak, اَلَّذِي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْنْ خَلَقَ Allah her şeyi güzel yaratmıştır. وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ Ben hiçbir zaman diyor Rabbimiz kuluma zulmetmem. Rabbim hiçbir zaman bize zulmetmez. Her şeyi güzel yaratır. Bizi yoktan var etmiş. Yaşatıyor, yediriyor, içiriyor. Güneşi emrimize vermiş, ayı emrimize vermiş. Dünyayı, toprağı, denizi, her şeyi emrimize vermiş. Hayata olumsuz bakmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü Cenab-ı Hak bize verdiği bu kadar nimetlerin karşısında bizimle irtibat kuruyor. Ve bize yakın olduğunu söylüyor. Bize bütün bu nimetlerin, Allah'ın bize verdiği bütün bu ikramların Allah'tan geldiğini bilerek güzel olan Rabbimize, Cemil olan Rabbimize, Muhsin olan Rabbimize eğer kul olmaya çalışırsak hayatta her şey güzel olur. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Güzel düşünen güzel rüyalar görür. Güzel rüyalar gören hayatından lezzet alır. Aslında gördüğümüz her şey güzel. Çirkin de güzel. Çünkü güzelliğin derecesini artırdığı için güzel. Biz eğer ümit içinde bakarsak hayata, her şeyin geleceğin daha güzel olduğuna inanarak bakarsak, çünkü geleceğin Rabbi Allah'tır. Bugünümüzü bir güzel yaşarsak, geleceğimizle ümitle bakarsak, böylece Rabbimizin la taknatu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin emrini de hayatımıza geçirirsek, çirkinlikte bile güzellik vardır, şerde bile hayır vardır. Kötümser olmaya gerek yok, çünkü kötümser olmanın hiçbir anlamı yok. Kötümserlik, bunlar geçicidir. Kalıcı olana biz talip olmamız lazım. Kalıcı olanla biz yaşamamız lazım. Rabbim bizlere hep güzellikler lütfetsin, güzel günler göstersin inşallah.